Gençler, hepinize selamlar. Korku gerilim film önerileri videosunun ikincisiyle karşınızdayım. İlk video çok ilgi görmüştü, çok sevilmişti. Tabi aradan da uzun bir süre geçti. Bir sürü film daha izledim. Şimdi de yeni bir liste yapmaya karar verdim. Öncelikle şunu söyleyeyim gençler. İlk videoda önerdiğim filmler benim tüm zamanlar arasında en sevdiğim korku gerilim filmleri. Bu videoda önereceklerim de o kadar sevmesem de yine izlediğiniz zaman beğeneceğinizi düşündüğüm filmler. Ona göre seçimler yaptım. Ama eğer izlemediyseniz sizlere tavsiyem bu serinin ilk videosunu izlemeniz. Ardından buraya gelmeniz. Gençler şimdi gelelim ilk filmimize. Filmleri kolay bulabilmeniz için isimlerini İngilizce yazacağım. Türkçeye biraz garip geçiyorlar biliyorsunuz ki. Filmimizin adı Freaky. Ana karakterimiz Millie Kessler okulun popüler grubunun serseriliğine uğruyor. Bilirsiniz klasik lise ortamıdır. Bir grup diğer tarafı ezmeye çalışır falan. Fakat ana karakterimizin bu serseriler dışında çok ciddi bir problemi daha vardır. O da şu: bir seri katil bu ana karakterimize takıntı oluyor. Ve bu ikili arasında şöyle çok ilginç bir olay yaşanıyor. Katilin mistik hançeri bu kız ile bedenlerinin yer değiştirmesini sağlıyor. Yani şöyle düşünün, çok masum, hani küfür bile kullanmayan bir kız bir seri katile dönüşüyor. 2 metrelik dev gibi iri yarı olan seri katil de masum, saf, iyi niyetli bir kıza dönüşüyor. Bedenleri yer değiştiriyor. Bu olaydan sonra ana karakterimiz bu değişikliğin kalıcı hale gelmesine 24 saatten az bir süre kaldığını fark ediyor. Diğer karakterimiz ise tabii ki de avlanmaya devam ediyor. Hem bol vahşet içeren hem de gerçekten komik olan bir film arkadaşlar. Korku komedi türünde bir film. Karakterimiz bakalım 24 saatten kısa süre içerisinde bu laneti çözebilecek mi? Gençler ikinci filmimiz Stitches. Bu filmdeki ana karakterimiz bir palyaço ve bu palyaço çocukların onunla dalga geçmesinden çok rahatsız olan bir palyaço. Fakat hayat şartları nedeniyle bu mesleğini devam ettirmek zorunda. Bir gün katıldığı bir doğum günü partisinde küçük çocukların serseriliğine uğruyor. Onunla dalga geçiyorlar, suratına bir şeyler fırlatıyorlar falan. Bu serserilikler devam ederken palyaçomuzun başına çok talihsiz bir olay geliyor. Sonra aradan uzun yıllar geçiyor ve bu palyaçomuz zamanında ona serserilik yapan bu küçük çocukların büyük hallerini bulup onlara musallat oluyor. Palyaço ve çocukların büyüklük hali arasında bir kovalamaca izliyoruz diyebiliriz. Gençler sıradaki filmimiz Green Inferno. Gençler öncelikle bu filmle ilgili şunu söyleyeyim. Cannibal Holocaust adında bir film vardı geçmiş yıllarda. Neden vardı diyorum? Çünkü bu film vizyondan kaldırıldı. Sebebi ise şu: film o kadar gerçekçiydi ki insanların gerçekten öldürülmüş olup olamayacağı tartışılıyordu öyle bir filmde. Bu filmde eğer kamera arkasını izlemezseniz gerçekten insanları öldürdüklerini düşünebilirsiniz. Bana göre sahne olarak o gerçeklikte bir film. Ana karakterlerimiz Amazon yerlisi. Konumuz ise şu gençler: bir grup Amerikalı öğrenci yok olan kabileleri koruma amacıyla New York'tan Amazonlara doğru gitmeye çalışıyorlar. İşte eylem yapacaklar, o bölgede video çekecekler, insanları caydırmaya çalışacaklar falan. Fakat bu planları bindikleri uçağın kaza yapması sonucu suya düşüyor. Bu grup da düşen uçakla birlikte kendilerini ormanda buluyorlar. Hikayesi The Forest oyununu andırmış olabilir. Biz de izlerken ona benzetmiştik. Ve bu düştükleri ormanda bir grup yerli tarafından yakalanıyorlar arkadaşlar. Asıl olaylarımız da buradan sonra başlıyor zaten. Filmin ilk yarım saat 40 dakikasında falan sıkılabilirsiniz. Fakat yerlilere yakalandıktan sonra gerçekten ürkünç ve gerilimli bir hale geliyor film. Yerlilere yakalandıktan sonra da tabii ki oradan kaçmaya çalışıyorlar. Genel konumuz bu. Evet gençler, sıradaki filmimiz Terrifier. Gençler bu seri iki filmden oluşan bir seri. Öncelikle ilk filmin konusunu anlatayım. Ardından bu seriyle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Tara ve Dawn adlı iki kız arkadaş Cadılar Bayramı gecesinde klasik bir kutlama yapıyorlar arkadaşlar. Ardından yorgunluklarını atmak ve karınlarını doyurmak için bir pizzacıya gidiyorlar. Fakat tüm bu olaylar yaşanırken Art adında bir palyaço bu iki kızı takip ediyor. Bu palyaçomuz konuşamıyor arkadaşlar. Tamamen pandomim bir karakter yani. Bütün derdini beden diliyle anlatıyor. Bu palyaçomuz bu iki kızın yanına gidiyor. Onlara sıcak davranıyor. Hatta böyle yüzük falan veriyor. Fakat dış görünüşünden dolayı bu palyaçoyla alay ediyorlar ve aşağılıyorlar. Olaylar da zaten buradan sonra başlıyor. Bu palyaçomuz bu iki kız arkadaşı ve genel olarak çevreyi doğduklarına pişman ediyor. Genel olarak filmimizin konusu bu. Seriyle ilgili birkaç bilgi vereceğim demiştim. İlk olarak bu film serisi son zamanlarda izlemekten en keyif aldığım korku filmi serisi olabilir. İlk filminin bazı kısımlarında sıkılabilirsiniz. Fakat ikinci filminde aşırı keyif alacağınızı düşünüyorum. İnanılmaz dolu ve akıcı bir film. Zaten ikinci filmi yakın dönemde çıkmış bir film. Ana karakterimiz olan Art, yani katilimiz, inanılmaz oynuyor. Hani kelebek görse ömrü uzar deriz ya bir gülüş gördüğümüz zaman. Kelebek lambaya kafa atarak intihar eder yani, hani öyle bir görünümü var. Aynı zamanda bu serinin ikinci filmi çıktıktan birkaç hafta sonra bazı yerlerde yasaklandı arkadaşlar. Yani sinemalardan bahsediyorum. İnternetten hala tabii ki ulaşabilirsiniz. Aşırı şiddet ve vahşet içeren sahneler nedeniyle
birçok yayın kuruluşu tarafından tüm zamanların en ahlaksız filmi olarak adlandırıldı arkadaşlar. Böyle söyleyerek merakınızı daha da katladığımı biliyorum. Kan ve vahşet görmekten rahatsız olmuyorsanız bu seriyi mutlaka izleyin derim. Serinin ikinci filmi bana göre ilk filmden 2-3 kat daha güzel. Gençler, sıradaki filmimiz Funhouse. 2019 yapımı olan film, dünyanın dört bir yanında bulunan 8 ünlü bir yarışma programına davet ediliyor arkadaşlar. Büyük ödül de 5 milyon dolar. Yarışma ilk başlarda böyle arkadaşlık kurma, sevgili edinme gibi şeylerle ilerliyor. Yani en azından yarışmaya katılanlar bu şekil olduğunu düşünüyor. Fakat ilk meydan okumada bir yarışmacı vahşi bir şekilde öldürüldüğünde yarışmanın asıl olayını anlamış oluyorlar. Buradaki 8 ünlümüz şöhret için değil, hayatları için yarışıyorlar. Ve yarışma şu şekil ilerliyor. Her hafta internet üzerinden bir oylama yapılıyor. Bu oylamada en az oy olan kişi bir ölüm oyununa çıkıyor. Bu ölüm oyununda yaşamayı başarırsa o haftayı ölmeden geçirmiş oluyor, sağ kalıyor. Eğer başaramazsa da ölmüş oluyor. Buradaki en önemli noktalardan birisi de şu, işin içinde oy toplama gibi bir olay olduğu için bu oyundaki yarışmacılar programa reyting kastırmaya çalışıyor. İşte kimisi soyunuyor mesela, daha fazla oy almaya çalışıyor. Hani insanları etkilemek için öyle bir yol tercih ediyor. İnsanlar da bir sonraki hafta da soyunsun diye o kişiye oy veriyorlar mesela. Bu şekilde türlü numaralarla da yüksek oy toplamaya çalışabiliyorlar. Genel olarak bu mantıkla işliyor film. Gençler, sıradaki filmimiz Follow Me. Bazı yerlerde No Escape olarak geçiyor filmin ismi. Hızlı bir şekilde konusundan bahsedeyim. Sosyal medyada daha iyi içerik üretebilmek için sınırları zorlayan bir grup genci konu alıyor. Bu arkadaşımız yeni içerik üretebilmek için arkadaşları ile birlikte Moskova'ya doğru yol alıyor. Kitlesi de yavaş yavaş büyüdüğü için yaptığı içerikleri de büyütmeye çalışıyor. İşte bu içeriklere devam etmeye çalışırken kaçış evi gibi bir eve gidiyorlar. Fakat bu ev normal kaçış evlerinden farklı arkadaşlar. Yani sadece bir şeylerin şifresini çözmekle uğraşmıyorsunuz. Bu bulundukları bölgede bu kişileri yakalayıp işkence etmeye çalışan bir grup var. Arkadaş grubumuzda hem bu psikopat kişilerden hem de bulundukları bölgeden kaçmaya çalışıyorlar. Gençler, sıradaki filmimiz çok klişe bir seri. Fakat hiç korku filmi izlemeyip de ilk defa öneri almak için videoma girmiş birisi varsa o tarz kişiler için uygun olacağını düşündüğüm bir seri. 13. Cuma serisi. Fakat ben 13. Cuma serisinin 2009 filmini önereceğim sadece. Genel olarak serinin bütün filmleri aynı şekilde işliyor zaten. Fakat ilk filmlerde efekt kullanılmadığı için çok eski olmalarından dolayı izlerken biraz sıkılabiliyorsunuz. Filmimizin konusu şu. Ana karakterimizin kız kardeşi arkadaşlarıyla gittiği bir kamp sonrası kayboluyor. Bu kampı yaptıkları yer Crystal Lake olarak geçiyor. Bu gölün olayı da şu, Jason Voorhees adı altında lanetli bir katili bünyesinde barındırması. Ana karakterimiz kız kardeşini aramak için yola koyuluyor ve benzinlikte bir grup insanla tanışıyor. Bir şekilde olaylar gelişiyor derken katilimizle tanışmış oluyorlar zaten. Bundan sonrası orman içerisinde ürkünç bir kovalamacaya dönüşüyor. Bakalım ana karakterimizin kız kardeşi yaşıyor mu? Yaşıyorsa da onu kurtarabilecekler mi? Gençler, sıradaki filmimiz Hatchet, Victor Crowley. Şimdi öncelikle bu balta serisinin sanırım 4 tane falan filmi var. 5 de olabilir. Filmin konusuna falan geçmeden önce çok net bir uyarı yapacağım filmle ilgili. Film tarz olarak klasik bir slasher tarzı arkadaşlar. Yani işte bir grup arkadaş var, bir tane katilimiz var, ormanda onları biçiyor. Yapacağım uyarı şu, filmi büyük bir beklentiyle izlemeyin arkadaşlar. Bilerek mi yapılmış, bütçesi mi düşük bilmiyorum. Efektler çok kötü. Yani bildiğiniz kovayla su sıçratıyorlar kan efekti vermek için. Fakat bu tarz slasher tarzı filmleri seviyorsanız, bir grup arkadaşın bir tane iri yarı katil tarafından doğranmasını seviyorsanız keyif alacağınızı düşündüğüm bir seri. Ana karakterimiz Victor Crowley'i 13. Cuma serisinin birkaç filminde Jason Voorhees'i canlandıran Kane Hodder canlandırıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Filmin ana konusu da çok klişe. Yani tamamen klişe bir seri zaten. Bu Victor Crowley adlı karakterimiz diğer çocuklardan farklı bir çocuk dış görünüş olarak. Ve diğer çocuklar da Victor Crowley'nin bu haliyle dalga geçiyorlar. Fakat bir gün bu dalganın dozunu kaçırıyorlar. Gidip bu çocuğun evini yakıyorlar. Babası da Victor Crowley'i kurtarmaya çalışırken çok talihsiz bir olay yaşanıyor. Aradan yıllar geçtikten sonra da öldü sanılan Victor Crowley'miz lanetli bir şekilde geri dönüyor. Ve bu ormana gelmeye çalışan herkesi doğduğuna pişman ediyor. Sıradaki filmimiz Ritüel. Gençler, eğer mitolojiye ilginiz varsa, biraz da gerilim seviyorsanız bu filmi seveceğinizi düşünüyorum. Mitolojik bir gerilim filmi çünkü. Üniversiteden arkadaş olan 4 kişilik grubumuz İskandinavya doğasında bir yürüyüşe çıkıyorlar. Fakat saptıkları yanlış bir yol onları İskandinav efsanelerindeki karanlık ve gizemli bir ormana yönlendiriyor. Söylediğim mitoloji kısmı burada devreye giriyor. Ormanda var olan kadim bir bela bu 4 arkadaşımıza musallat oluyor ve her hareketlerini takip ediyor. Buradan sonra yapmaları gereken şey bu ormanın sırrını çözmeye çalışmak. Bakalım çözebilecekler mi? Gençler, sıradaki filmimiz Orphan. Bu da 2 filmden oluşan bir seri.
İkinci filmi yakın dönemde çıktı. İlk filminin konusunu anlatayım. İkinci filmi de onun devam filmi zaten. Çiftimiz bebekleri henüz doğmadan, yani anne karnındayken bebeklerini kaybediyorlar. Bu olay onlara çok büyük bir travma yaşattığı için de yaşamlarını olağan hale sokmak için bir çocuk evlat edinmeye karar veriyorlar. Ve Esther adında küçük bir kız çocuğunu evlat ediniyorlar. Fakat bu evlat edilen kız çocuğumuzun büyük bir sırrı vardır arkadaşlar. Esther bu büyük sırrı tabii ki de bu aileye anlatmıyor. Bu sırrın ne olduğunu filmde öğrenebilirsiniz. Bu sırrı aileye anlatmadığı gibi evin erkeğini kıskandığı için diğer kişilere de musallat oluyor diyebilirim. Sıradaki filmimiz The Strangers. Bu da iki filmden oluşan bir seri arkadaşlar. Filmin konusuna geçmeden önce şöyle ilginç bir yanı var. Bu filmin senaristi ve yönetmeni aynı. Çocukluğundayken yaşadığı ve etkisinden çıkamadığı bir olayı anlatıyor bu filmde de. Konumuz şu. Çiftimiz arkadaşlarının düğününe katılıyorlar. Dönüşte de yazlık evinde bir gece geçirmeyi planlıyorlar. Gece güzel başlıyor, hiçbir sıkıntı yok. Romantik bir ortam, güzel bir ortam derken kimliği belirsiz 3 kişinin ortaya çıkmasıyla gecenin romantikliği yerini korkuya bırakıyor. Güvenli sandıkları bu ev 3 tane maskeli insan tarafından çevriliyor ve resmen sabırları sınanıyor. Yani bu kişiler iş yaparken camdan gözüküyorlar, bir an sonra başka bir yere gidiyorlar. Evlerine girip yazı yazıyorlar fakat evin her yerini arıyorlar, bu kişiler yok. Bildiğiniz dışarıda 3 tane psikopat dolanıyor ve hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorsunuz. Genel olarak 2 filmde bu şekil işliyor. Gerçekten çok gerici bir film serisi. Evet gençler, sıradaki filmimiz The Possession of Hannah Grace. Bu böyle slasher tarzında değil de lanet tarzında bir film. Ana karakterimiz eski bir polis ve aynı zamanda madde bağımlısı arkadaşlar. Bu karakterimiz hastanede bekçi olarak çalışıyor arkadaşlar. İşe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getiriliyor. Bu ceset şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace'e ait. Ceset geldikten sonra belli bir zaman aralığı geçiyor ve bu karakterimiz bir takım garip olaylar yaşamaya başlıyor. Cesedin hareket ettiğini düşünüyor. Bir yandan madde bağımlısı olduğu için acaba hayal mi görüyorum gibisinden şeyler düşünüyor. Fakat tabii belli bir süre sonra olaylar kendisini belli etmeye başlıyor. Bu karakterimiz de tek başına olduğu bu binada bu lanetli kıza karşı güzel bir mücadele veriyor. Evet gençler, sıradaki filmimiz See No Evil. Gençler, bu da iki filmden oluşan bir seri. Fakat ben ilk filmini izlemedim. Direkt ikinci filmi izledim. Dolayısıyla ilk film hakkında yorum yapamayacağım. İki film birbiriyle bağlantılı mı onu da bilmiyorum. Filmdeki ana karakter olan katili Glenn Jacobs canlandırıyor arkadaşlar. İsmine belki tam olarak aşina değilsinizdir. Şöyle anlatayım. Smackdown'daki Kane. Filmimizin konusu şu. Bir grup hastane çalışanı hastanede bir kutlama yapıyorlar. Ve iyice içip biraz kafayı sapıttıktan sonra morgda yatan ölü adamımıza saçma saçma şeyler yapmaya başlıyorlar. Bilin bakalım bu morgda ölü sandıkları adam canlanıyor mu? Tabii ki canlanıyor. Sonrası hastane içerisinde kovalamacaya dönüşüyor. Hem gerilim olarak hem vahşet olarak güzel bir film. Gençler, sıradaki filmimiz Hunt. Harper adlı ana karakterimiz erkek arkadaşından ayrılıyor. Bu olaylardan sonra kafasını dağıtmak için de Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla plan yapıyor. Eğlenmek için de böyle korku evi tarzı bir yere gidiyorlar. Luna parklarda falan olur yani korku evleri. O şekil bir eve gidiyorlar. Bu gittikleri korku evindeki karakterlerimiz orada figüran ya da bir çalışan değil, gerçekten katiller. Arkadaş grubumuz da bunu anladıktan sonra tabii ki de hayatta kalmaya çalışıyorlar. Eğlence amaçları gittikleri bu mekan, bakalım onlara mezar olacak mı? Ve gençler, son filmimiz You Are Next. Davison ailesi, aile büyüklerinin evlilik yıl dönümü vesilesiyle şehirden uzak bir evde toplanıyorlar arkadaşlar. Bütün sülale, amca, hala, teyze toplanıyorlar. Aile üyelerinden ikisi bir tartışma içerisindeyken evin camlarından maskeli katil çetesi içeri giriyor ve tüm aileyi savunmasız bir şekilde yakalıyorlar. Bulundukları ev çok büyük olduğu için bildiğiniz kedi fare şeklinde bir kovalamaca dönüyor evin içinde. Gerilimiyle, aksiyonuyla beğendiğim bir filmdir bu da. Evet gençler, önereceğim filmlerin sonuna geldik. Tekrardan hatırlatıyorum, bu film önerme serisinin ilk videosunu izlemediyseniz ilk önce o videodaki filmleri izlemenizi öneririm. Onun harici önerdiğim filmler tamamen şahsi fikrim. Siz izleyip beğenmeyebilirsiniz ya da benden daha fazla da beğenebilirsiniz. Bu tamamen öznel. Siz de bu videoda olmayan fakat izlenilmesi gerekiyor bence diye düşündüğünüz filmleri yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.